İyi akşamlar, ismim Cahit Gencer, elektrik mühendisi. 1984 yılında mezunum. 1985 yılından beri tek TEDAŞ, TEDAŞ derken özelleşti, özel şirketle de çalıştım. Kontrol mühendisi, baş mühendisi, müdürlük, işletme müdürlüğü, tesis müdürlüğü, neyse işte yani çalışmadığım yer kalmadı. 27 yıl boyunca elbette tabii bu süre. Sonra santral işletme, hidroelektrik santral işletme müdürlüğü yaptım. Sonra yüksek yer müdürlüğüne geldim. Sonra Koç Üretim Fabrikan Müdürlüğü'nü yaptım. Yaklaşık 300 megawatt'ta güneş santral projesi hazırladım. 8 yıldır da misal kapsamında elektrik mühendisi odasının topraklama eğitimlerini de bir kısmını da ben veriyorum yani. Hasan Bey ve diğer arkadaşlarla beraber. Evet, ben akşam fazla vaktimizi almayacağım. Biraz önce konuya girelim diye. Yani aslında bu konumuz elektrik tesislerinde rötuş kesilmeleri, rötuş kesimlerinde yaşanan problemler ve acaba bu problemler nasıl tespit edilir veyahut da ne gibi arızalara yol açıyor ve nasıl giderilir? Nasıl giderilir değil de cihaz yapmalarına karşı ne tip önlemler alınabilir diye. Öncelikle nötr kesimlerinde yaşanan problemleri anlayabilmek için cihazların çalışma karakteristiklerini önce kısaca ben şey yapacağım. Artık akım koruma cihazları dediğimiz RCD'nin Vector Current Device yani böyle. Artık akım anahtarları da diyoruz. Halk dilinde daha çok kaçak akım bölgesi diye yerleşmiş. Önce kısaca kaçak akım bölgelerinden biraz bahsedeyim ben. Bildiğiniz gibi bir fazla ve üç fazla kaçak akım bölgeleri var. Bir de toroid tipi kaçak akım bölgeleri var. Bir fazla kaçak akım bölgeleri aynı zamanda orayı da okuyorsunuz siz. TRT ve TRT sistemde, özellikle TRT sistemde zaten kaçak akım kullanması mecburi, zorunlu. TRT sistemde de her ne kadar elektrik tesisinde topraklamalar yönetmeliği hesap yap, kurtarıyorsa kaçak akım bölgesi takmaya gerek yok diyor ama artık uluslararası standartlarda son devrelerde, orada gördüğünüz gibi, yazdığı gibi son devrelerde yine kaçak akım bölgesi koymak gerekiyor. Niye? Herhangi bir şekilde bir problem olduğu zaman ikinci ek önlem gibi bir şey oluyor. İşte üç fazla bir kaçak akım bölgesi görüyorsunuz. Bir toroid var gördüğünüz gibi burada. Toroid İngilizce biliyorsunuz sinir anlamına geliyor. Nötr, birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz ve çıkışlar. Evet, şurada bir tane röle var. Röle. Burada zaten kurma kolu. Şurada test butonu. İç yapısı da şu şekilde. Bu toroidin içerisinden geçiyor. Burada da çevresine sargı sarmış, önemli değil. Burada da bizim mobilimize yani rölemize giden uç var. Bir sargı var. Bu bir fazla için söylüyorum elbette. Bir cihaz düşünün, yani nötr ve faz akımları birbirine eşittir devredeyken. Çektiği yük kaç amper saattir. Ama hangi sebeple olursa olsun, yalıtma hatası, gövde teması olduğunda toprağa doğru bir akım akacak. Akarsa bu akım artık giden ve dönen akım birbirine eşit olmayacak. Yani topraktan da bir akım geçmiş olacak. Bu şekilde yani Kirchhoff'un akım yasasına göre bir düğüm noktasına giren akımların toplamıyla o düğüm noktasından çıkan akımlar toplamı birbirine eşittir dediğimiz zaman evet demek ki artık bu denge bozulmuş olacak. Kısaca şöyle bir toroid balanslardan önce bir kaçak akım bölgesinin çalışma prensibi şu şekilde bir fazla şey aritmetik toplam. Evet. Bize böyle trafomun bizim trafomun ve
sağ omuzdan çıkan faz nötr. Bu sistem TT. Biliyorsun devamı. Birinci harf hayvanın kompaktı olup olmadığını durdu. İkinci harfte cihazın gövdesinin nereye bağlı olduğu. Birinci harf kaynak topraklı TL. Türkçe'de toprak. Cihazın gövdesi de toprağa bağlı. Evet. Şu anda cihaz TL'de bir atım geçiyor. Ve şurada bir sargısı var bunun. Şurada bir sargısı var. Toraletin içerisine geçtiği zaman örneğin gelen akım, giden akım eşit olsun olan ve burada herhangi bir gerilim oluşmuyor. Burada herhangi bir gerilim oluşmuyor. Ama düğüm gününde bunun gövdeye bir temas olduğu zaman devreden bir akım geçiyor. Toprağa doğru bir akım geçiyor. Artık bu denge bozuluyor. Örneğin buradan bir amper geçiyorsa toprak tabanının direncine göre diyelim ki buradan da 9 amper geçiyor. Biraz önce söyledim ya. Evet. Demek ki burada şu delta kadar bir akım oluşuyor. Delta akımı bu röle üzerinde bir gerilime yüklüyor. Röleyi çektiriyor ve gördüğünüz gibi şarjını açtırarak devrenin gerilimsiz kalmasına, dolayısıyla buraya durduran insanın herhangi bir tehlike maruz kalmadan önce zaten insan oraya dokunduğu zaman zaten orada elektrik olmuyor. Ve örneğin bu 0-2 saniyede veyahut da TT sistemde 1 saniyede veyahut da eğer bu TEL sistemse 0-4 saniye veyahut da 5 saniye gibi bir zaman içerisinde devreyi açması gerekiyor. Evet. Kaçak akım rölesinin çalışma mantığı bu. 3 fazlı kaçak akım rölesinin çalışma mantığı da artık buradan bir tane değil de toraletin içerisinden 4 tane iletken geçiyor. Yine burada bir tane bobinimiz var. Dengesiz akımlarda çalışmıyor. Herhangi bir dengesizlik durumunda değil. İstediği kadar sistem dengesiz olsun. Önemli değil. Bunun bu sefer vektörel toplamı sıfır. Vektörel toplam sıfır. Ne zaman ki yine diyelim ki buraya tek fazla bir cihaz bağlayalım. Gördüğünüz gibi müthiş dengesiz bir sistem oluşturdu. Sadece bir fazla bir alıcı var. Ondan sonra bir fazdan akım çekiliyor. Aynı şekilde nötrden de bir akım geçiyor. Bu demek değildir ki kaçak akım rölesi çalışacak. Hayır. Kaçak akım rölesini çalışabilmek için mutlaka surette bir yalıtma hatasının veyahut da böbreğe temasının olması gerekiyor. Bu temas olduğu zaman bu dengesizlik oluşuyor. Sıfırdan farklı oluyor. Ve kaçak akım rölemiz böyle bir elektrik gidiyor ve açma yapılıyor. Evet. Bir kaçak akım rölesinin çalışma mantığını ben çok kısaca anlattım. Kaçak akım röleleri ama dışarıda konuştuk mesela. Kaçak akım röleleri hakkında aslında bilinmesi gereken bazı şeyler var da bazen sebepsiz yeri açabiliyor. Sebepsiz yeri açabiliyor. Bu sebepsiz yeri açmasını biz başka nedenlere bağlıyoruz. Halbuki sebepsiz yeri açma nedenlerinden bir tanesi şu olabiliyor. Öncelikle kaçak akım rölesinin sadece 30 bin amper hayat koruyan 300 bin amper yangın koruma şartları ve bu sadece bir elektrik teknisyeninin ya da bir dışarıdaki ustanın bilebileceği şeyler. Bizim fazlasını bilmemiz gerekiyor. O fazlada nedir? Örneğin kaçak akım rölesinin devresinde mutlaka bir sigorta veyahut da şalter olması gerektiği. Çünkü onlar kısa devreye ve aşırı yüke karşı koruma yapmazlar. Sadece yalıtım hatalarına karşı görev yaparlar. Demek ki onun kontak akımı önemli. 30 mA hayat koruma eşitliği, 300 mA yangın koruma eşitliği diyoruz ama yangın koruma eşitliği mesela binaların girişlerinde ani açan takılıyor.
standart tip takımı, bir hata yapılıyor orada. Binaların girişini halbuki selektif, üzerinde S yazar. Selektif ürünler olmuş olsa, selektif, işte şuradaki gibi selektif ürünler olsa, şuradaki gibi selektif ürünler olsa, işte binaların girişine takılması gereken aslında yer koruma şartları selektif tipte olması gerekiyor. Bir de selektif tipi varmış. Demek ki kaçak akım bölgelerini. Kontak akımlarını belirtmemiz 30 mA. İşte diyelim ki 32 amper. Ondan sonra selektif veyahut da normal çalışan tip bitmedi ama. Kaçak akım bölgeleri bitmedi. Bir de standartlara göre bunların tipleri var. Bunların tipleri var. Tipler de şu şekilde. Bakın evlerimizde şu anda kullandığımız kaçak akım röleleri, artık akım röleleri AC tipi, AC tipi. Üzerinde küçücük, yani çok dikkatli, neredeyse mikroskopla bakınca görebileceğiniz, böyle büyütecekle görebileceğiniz bir şey. İşte o AC tipi. Bu Almanya'da yasaklanmış, daha kullanılmıyoruz. Çünkü bu sadece röleleri kullanılan bir şey. Birçok zaman içeride herhangi işte artık eskisi gibi birçok elektronik cihaz var. Bazı bunlardan dolayı bir hata olursa bunlar sebep diğer açmaya yol açabilir. Dolayısıyla Almanya yasaklamış bunu. A tipi veyahut da B tipi kullanıyormuş artık. Yani modern ülkelerde diyelim yani. Bu işte biz sadece AC tipini biliyoruz. Çünkü sadece biz onu aslında hiç görmüyoruz. Kaçak akım bölgesi bitti yani, başka bir şey yok. 300 mA, 30 mA bundan başka sipariş verirken de şey yapmıyoruz. 63 amper, 30 mA kaçak akım bölgesi lazım. Nerede kullanacaksın sen bunu? Örneğin 300 mA'lik kaçak akım bölgesini alıp da bir asansör devrelerinde kullandığımız zaman zaman içerisinde asansörün attığını görüyoruz. Şey yani devreden çıktı. İçinde insanlar varken birdenbire elektrik kesiliyor. İnsanlar içinde kalıyor. Daha sonra elektrikçiler veyahut da birileri gidiyorlar. Ya diyorlar bu ne olmuş falan diyorlar böyle. Kaçak akım bölgesinden diyorlar, iptal ediyorlar. Halbuki biz oraya uygun kaçak akım bölgesi kullanmadığımız için oldu bu. Biz oraya ilgili firmayla görüşüp de o firmanın örneğin Legrand, Siemens, Schneider, yani ne bileyim işte ABB, hangi firmanın ürününü kullanıyorsanız sizin asansör devresini kullandığınız tip hangi onu kullanacağı demeniz gerekiyor. Mesela bu şeye denk geliyor, F tipine denk geliyor. Bakın F tipine denk geliyor. F tipi şu, hem AC devrelerde kullanılıyor, hem tek yönlü darbeli DC, bakın burada da anlamları var mesela. Tek yönlü darbeli DC, hem de 1 kV'a kadar yüksek frekansı olan sistemlerde kullanılıyor. İşte bunu kullandığınız zaman siz artık sebepsiz açma yapmıyor. Sebepli açma yapıyor. Bir tehlike varsa açma yapıyor artık yani. Dolayısıyla insanlar içindeyken elektrik kesilip de insanlar içerisinde, asansörün içerisinde kalmıyorlar. Evet, A tipi gördüğünüz gibi, B tipi hem tam dalgalı oluşturmuş sistemler, hem 1 kHz'e kadar yüksek frekans olan sistemlerde, hem AC devrelerde hem de tek yönlü DC darbe devrelerde bu kullanılabiliyor. Bir de B tipi var mesela. B tipi de 20 kHz'e kadar olan sistemlerde mesela daha yüksek frekans. F tipi de dediğim gibi o da ayrı bir tip. Daha çok asansör devrelerinde falan kullanılıyor. APR serisi falan deniyor. Yani tek bir tane böyle biz 30 mA, 300 mA, 63 amper kaçak akım bölgesi dediğimiz anda ilgili firmanın bize göndereceği olan tip AC tipi. Yani şu tipi, bu tipi bize gönderecek. Tamam. İşte bize gelecek olan tip. Ya mikrofonu bir açabilir miyiz tekrar? Efendim? Mikrofonu bir açabilir miyiz tekrar arkadaşlar? Kapalı mı? Evet, kapalıyım. Evet, açıyorum, kapanıyorum.
Şunu açıklatıyorsun. Şimdi, tamam. Tamam. Bir parça dağıtalım. Çok fazla. Bir parça. Umarım bu bilgi faydalı olmuştur. Yani genellikle karşılaştığımız problemler böyle oluyor. Kaçak akmur esaslı hiç bu kadar girmeyecektim ama nötr kesimelerde yaşanan problemi anlatabilmek için bu kaçak akmur esasının çalışma mantığını en azından bir parça basitçe, kısaca geçmem gerekiyordu. Ha, ben size vereceğim şey şu. ABB'nin çok güzel bir internette de bulabileceğiniz B tipi kaçak akımla ilgili her şey diyor. Bu 8-10 sayfa istemediğiniz kadar bilgi var. Gidip ABB'den bir alın demiyorum yani malzeme istediğiniz ama orada gerekli bilgileri size veriyor. Bakın işte kaçak akım bölgesi bu AC tipi. Bakın burada gördüğünüz kaçak akım bölgesi şöyle biraz büyütürsem A tipi. Bakın şurada. Ondan sonra burada gördüğünüz B artı tipi. Bakın B artı tipi. Yani B artı şu demek. Yani çok yüksek frekanslarda da karşılıyorlar. Ha diyeceksiniz ki o zaman biz B artıyı kullanalım diyeceksiniz. Madem her yerde kullanabiliyoruz. Biz B artıyı her yerde kullanabiliriz. ACDR'de kullanırız, her yerde kullanırız ama işte artık o zaman fiyat devreye giriyor. Bir tanesi 100 lira, bir tanesi 200 lira. Bir tanesi 800 lira, bir tanesi 2000 lira. Yani aşırı bir fiyat farkı var bu nedenle. Mesela güneş santrallerinde bakın şurada nerede ne kullanması gerektiğini söylüyor. Şuradaydı galiba, evet. Hangi tip? Uygulama gereken bir amper, önerilen kaçak akım bölgesi tipi mesela. Evet, diyor ki mesela fotovoltaik güneş sistemlerinde 300 amper'e eşit veya daha düşük değerli B sınıfı kaçak akım bölgesi kullanmalıdır diyor. Evet, hadi konumuz. Testlerde cihazlar kısa devre başvuruluna karşı sigorta AG kesicileriyle bir yardım hatasında ise kaçak akım bölgesiyle korunmaktadır. EPDK tarafından yayınlanan elektrik dağıtımı perakende satışına ilişkin hizmet kalitesi yönetmenin madde 3 yük gereği elektrik dağıtım şirketleri AG seviyesi için ölçüm periyodu boyunca ölçülen gelirin etkin değerinin 10'ar dakikalık ortalamalarının en az %95'i nominal etkin gelirin değerinin en fazla artı eksi %10'u kadar tamamı ise nominal etkin gelirin değerinin en fazla artı %10 eksi %15 aralığında değişmektedir maddesini bulmak ve tesislerde buna göre düzenlemek zorundadır. Yani bir yere bir kişi olarak gittiğimiz zaman veya herhangi bir başında bir şey geldiğiniz zaman biz dağıtım şirketinin sorunu tutmadan önce öncelikle gelimin hangi sınırlar içerisinde olduğunu bilmemiz için ben bunu şey yapıyorum. Bu zorunluluğa rağmen dış etkenleri ve bazı teknik problemler neticesinde gerilim artı ve eksi yönde bu aralığı ihlal edebilmektedir. Elektrikli cihazlara normal çalışma gerilimine göre artı %10 ve eksi %15'ten yüksek bir gerilim uygulaması halinde besleme devreleri zarar görmektedir. Daha çok nötr kesilmelerinde cihazların arızalanma nedenlerinin en başı cihazlar elektronik kartlarındaki besleme devrelerinden zarar görmesinden dolayı oluyor. Faz nötr gerilimin yükselmesi veyahut da faz demiyorum ama bak. Faz nötr gerilimin yükselmesi, o faz gerilimin yükselmesi farklı bir şey. Biz nötr kesilmesinde yaşanan problemler, nötr kesilmesinde faz nötr, artık nötr kalmıyor da biraz sonraki örnekte göreceğiz. Yani o fazlar arasındaki gerilimler 400 volt, işletme topraklamasının güzel olduğunu, ondan sonra dengeli bir alım yapıldığını kabul ediyoruz. Yani sistem nötr kesilmesi dışında sistem normal çalışıyor. Her şey yerinde. Sadece nötr koptu. Şebekenin herhangi bir noktasında nötr yerine yanlışlıkla faz iletkeni bağlanır. Yani faz nötr gerilimi niye yükselir? Sen nötr diye gelen iletken bir gün bakıyorsun ki başka bir faz. Cihazı çalıştırmaya çalıştığı zaman cihazın hemen faz gerilimine maruz kaldığı için
hemen arızalanıyor, yanıyor. Şebekede bir çalışma neticesinde esnasında nötr iletkenin koparması. Dağıtım şirketi zaman içerisinde bazen kendi şebekesinde çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları yaparken gerek işçilik kusurları, gerekse malzemenin az sıkılması, bağlantı yerinin nötr bağlantı yerinin kopması, nötr noktasındaki bağlantıların zaman içerisinde korozyona uğraması, nötr etkenin herhangi bir dış etkenle kopması, nasıl dış etken? Örneğin damperli bir kamyon geçerken koparıyor. Veyahut da evde halı silkeliyorlar, iletkenin üzerine düşüyor, kopuyor. Veyahut da başka ne olabilir? Tüfekle veyahut da tabancayla ateş ediyorlar, ateş silahlarla nötr etkenini koparıyorlar. Başka türlü ne olabilir? Zaman içerisinde nötr etkenlerini direğe aydınlatma şeylerinde armatürlerinde yanlış klemez seçiminden dolayı avucu klemez takmıyor da mesela başka klemez takıyor. O iletkenler zaman içerisinde birbirini yiyor, nötr iletkeni birden kopuyor. Bu tabii ki bu kopma bütün iletkenlerde olabilir ama bizim konumuz bugün nötr iletkenlerdeki kopma. Başka nerede kopabilir? Yani nötr nerede kopabilir? Transformatörden itibaren şebekenin herhangi bir noktasında. Nerede olabilir bu? Alçak yayılım panoları, bina girişindeki yapı bağlantı ya da kofralar dediğimiz yerlerde, hava ayak atlama noktalarında nötr etkenin gevşemesi, oksitlenmesi neticesi irtibatın kaybolması. Başka nerede olabilir? İşletme topraklamasının iletkenin kopması ve geçişlerinin çok yüksek bir değerde olması neticesinde faz kaymaları yaşanıp nötr gerilimlerinde istediğim yani 230 volt diyoruz biz aslında. Dilimize artık senk olarak 380-220 diyoruz ya, halbuki Türkiye'deki gerilimin seviyesi EPDK tarafından da yönetmeliklerde belirlendiği gibi 400 volt ve 0-230 volt diye geçer. Yani 380-220 sadece ustalarımızdan artık eskiden gelen bir sözler. Evet. 400 volt ve 230 volt. Evet, bu neticede cihazlara sürekli olarak yüksek gerilim gelebilir. Bu durumda da cihazlar hasar görebilir. Örneğin, 3 fazlı bir alçak gerilim dağıtım, 3 fazlı dağıtım yapılan sistemlerde transformatörden itibaren herhangi bir noktada nötr iletkenin kopması halinde oluşabilecek problemleri açıklamak için aşağıda örnek bir devre tasarlanır. Burada. İşte gördüğünüz gibi transformatörün yıldız noktası topraklamışız. Bu herhangi bir ev, yani sistemden enerji alan yüzlerce ev alıcı var biliyorsunuz. En ufaklı bir kombi alıcısı. Sadece o. Biz burada sadece tesadüflerden gidiyoruz. O anda devrede çamaşır makinesi olabilir, bulaşık makinesi, yüzlerce ama alıcı olabilir o anda. Ama yüzlerce alıcıyı elbette buraya çizemeyiz. Biz sadece bir örnek olarak 3 tane alıcı çiziyoruz ki bu çok daha fazla tabii ki, böyle bir şey yok yani, böyle bir şebeke örneği yok. Diyelim ki herhangi bir evde en ufaklık bir kombi cihazı, her zamanki gibi işte havalar soğuk devrede veyahut da siz bunun uydu alıcısı gibi de düşünebilirsiniz. Devresinde ne var? 16 amperlik, ondan sonra B sınıf karakteristiğine sahip bir V otomat veyahut da ev gibi devre kesici, 30 miliamper, 25 amperlik bir kaçak akım bölgesi. İşte bu evde varmış. Bir apartman, burası da bir apartman. Apartmanın girişindeki kofra. Kofrada sigortalarımız veyahut da şarjlarımız var. Kaçak akım bölgesini çizmeye gerek görmedim. Gerek yok yani, bir konumuz o değil çünkü. Evet, diyelim ki A binasında, yani bu A binası 8 nolu dairede 2 kW'lık ya da 2 kW'lık bir ısıtıcı var. Devresinde de 16 amperlik bir tane B karakterisine sahip yani şeyimiz var, devre kesicimiz var, 30 mA, 25 amperlik bir kaçak akım bölgemiz var. Aynı şekilde 2 nolu dairede o sırada tesadüf olarak bunlar hepsi aynı da devrede olarak kabul ediyoruz. Yine 50 wattlık bir kombi veyahut da uydu alıcısı artık yani küçük güçlü bir cihaz var ve normal olarak çalışırken
hiçbir problem yok. Bu ısıtıcıyla ısınıyor adam, kombide güzelce evi ısıtmaya devam ediyor. Veyahut da televizyon uydu alıcısına bağlı hiçbir problem yok, çalışıyor. Tam o sırada binanın girişinde örnek yani. Burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir. Artık biz örnek olarak burayı yaptık. Binanın girişinde veyahut da o binaya gelen direkten o binaya gelen nötr kablosunun herhangi bir nedenle koptuğunu veyahut da gevşediğini, daha doğrusu irtibatının kaybolduğunu düşünelim. O sırada neler oluyor? Bizim şeyimiz, problemimiz bu. O sırada neler oluyor? Şimdi bu konu önemli neden geliyor biliyor musunuz daha çok? Dağıtım sektöründe ben çalışıyorum. Hala ÇEDAŞ'ta bir aylık 5 gün eğitim veriyorum anlaşmalı. Bizim arkadaşlarım şöyle zannediyorlar. Diyorlar ki, konuyu böyle detaylı bilmedikleri için, kaçak akım rölesi yoksa elbette cihaz yanar, problem vatandaşta diyorlar, raporu o şekilde yazıyorlar. Bilir işi giden arkadaşlar da genellikle bu tip raporlar veriyorlar. Dolayısıyla vatandaşın burada bir mağduriyeti oluşuyor. Ben her ne kadar dağıtım şirketinden gelsem de, her ne kadar dağıtım şirketinin içinde eğitimler versem de orada gibi görünmüyorum. Bir kere onu büyük harflerle ele alalım. Yani ben bu taraftayım, yani vatandaşın tarafındayım. Nötr iletkenin koptuğu noktadan sonra dağıtım şebekesinden enerji alan aboneler, o an devrede olan ve normalde faz nötr gerilimi, yani 230 voltta çalışan alıcılar artık faz nötr gerilimi alamayacak. Şöyle, bakın aslında enerji varken, yani nötr kopmamışken, nötr kopmamışken şöyle çalışıyordu. Nötrle faz alan iletkenine bağlı, işte cihazımız normal çalışıyor ve cihazımız normal çalışıyor. Yani. Peki bunların dirençlerini şöyle tespit ediyoruz. 50 wattlık bir iletken alıcının, 50 wattlık bir alıcının 230 voltta çalışırken işte devreden çıkmış olduğu 50 watta karşılığı 1058-10 gibi bir direnç varmış. Yani 1058-10'luk bir direnç 230 volt çekirdeğinde 50 watt çekiyor. 2000 wattlık alıcıların direnci de yine aynı formülden gördüğünüz gibi 26.45-10. Gördüğünüz gibi yüksek wattlı alıcılar şeyde düşük oluyor, direnci düşük oluyor, daha fazla çektikleri elbette. Evet, normalde çalışıyor. Bakın faz nötr arasında bağlı, normalde çalışıyor. Ama nötr bir gün kopuyor. Nötr koptuğu zaman aslında çok basit. Hemen iki cihaz birbirine artık seri hale geliyor. Bakın. İki cihaz birbirine seri olarak bağlı gibi oluyor. Artık nötr ortadan kalktığı için artık 230 volt yönelik çıkıyor ve 400 volta maruz kalıyor. 400 volta maruz kaldığı zaman iş o sırada devreden bir akım geçiyor. O akımın miktarı nedir? Elbette ki devredeki dirençlerin değerine göre nedir? Nerede hesap yapmışız onu? Ha şurada. Şimdi şuraya bakınca, evet, şuraya göstereyim ben. Devreden ne kadar akım geçecek? Devreden şu kadar akım geçecek. 400 volt. Biraz büyüteyim. Bir de 58 artı 26.45. Yani 1084.45 ohm. Bir direnç olacak ama bizim faz gerilimimiz 400 volt. Peki devreden ne kadar akım geçecek? 0.369 amper. 0.369 amper geçecek. Peki 0.369 amper geçecek ama cihazlar acaba üzerinden 0.369 amper geçerken ne gibi bir davranış sergileyecekler? Bir tanesi, yani reklam gibi değil de UFO ısıtıcı diyelim ki. Sadece ohmik bir direnç yani. Devreden onu gerilim düştüğü zaman veya yükseldiği zaman çıkaracak bir sistem yok ki zaten evlerimizde. Bir tane de otomat var, bir tane varsa kaçak akım rölesi var. Başka bir gerilim, yani başka bir koruyucu cihazımız yok gerilime karşı koruyan, değil mi?
veya düşük akıma karışıklıyor. Düşük akım diye bir şey yok yani. İşte 0.369 amper geçiyor. Bakalım 0.369 amper ne yapıyor? 0.369 amper geliyor, 2000 wattlık ısıtıcıdan geçiyor. Ondan sonra dönüyor, akım yolu üzerinde ne var bir de? 50 wattlık uydu alıcısı veyahut da kombi var. Ama biz gerçekte o ısıtıcı diyelim ki 10 amper gibi bir değerde ancak öyle bir akıl hale geliyor ve biz ısıtıyor. Adam otururken birdenbire bunun simsiyah olduğunu görüyor. Buna hiçbir anlam veremiyor yani o 8 volt dairede oturan adam. Çünkü artık devreden 0.369 amper geçiyor. 0.369 amper o şeyi ısıtmaya yetmiyor. Peki kombiden de 0.369 amper geçiyor. Bakalım 0.369 belki onun çalışma akımına yakın ama onun devresinde bir sigortası veyahut da bir ver otomat veyahut da ev tipi devre kesicisi var. Acaba açacak mı? 0.369 amper. 0.369 amper. Buradan geçiyor 16 amper bir ver otomat. 16 amper ver otomat veyahut da ev tipi devre kesicinin açma akımı 80 amper yani 5 katında açmalı. Yani bırakın 80 amperi, 0.369 amper, 16 amperi bile bulmuyor. Demek ki bizim aşırı yük ve kısa devreye karşı koruma yapan ondan sonra cihazlarımız çalışmaz. Peki o çalışmadı. Bu da çalışmadı. Çünkü elektrik buradan geldi, geldi geçti, buradan geldi, buradan dolardı artık. Buradan geçeceği bir yeri yok değil mi yani? Peki. Peki şeylere gelelim, kaçak akım rölelerine gelelim. Kaçak akım rölelerinde de yine aynı şekilde. 0.369 amper giriyor, 0.369 amper giriyor. Bir yalıtım hatasından bahsedemeyiz ki. Toprağa yakan akım yok. Yani UFO'nun veya ısıtıcının gösterdiği herhangi bir kaçak yok ki atsın yani. Neden atsın? Evet. Gördüğünüz gibi çıktı 0.369, girdi 0.369 amper. Ne aşırı yüke karşı koruyan cihazlar ne de kaçak akım röleleri herhangi bir vazife yapmadı. Normal vazife yapmaya devam ettiler. Onlar göre o değil yani. Çünkü üzerlerinden ne tehlikeli yüksek bir akım geçiyor ne de bir fark akımı geçiyor. Peki o zaman neden bu cihaza hasarlanıyor? Evet. Şimdi sisteme baktığımız zaman 0.369 amper devreden geçerken artık dirençlerin üzerinde artık gerilim oluşturuyor değil mi? Her cihazın üzerinde artık gerilim. Yine Kirchhoff'un gerilim yasasına göre değil mi? Yani bir yerdeki gerilim, o dirençler üzerindeki düşen gerilimin toplamına eşit. Peki, bakalım burası 400 volt. Bunun üzerinde kaç volt oluşacak? Onun üzerinde kaç volt oluşacak? Bu nedenle hemen bir devreden geçen akıma göre 1.84 26.45 ohmla 0.369'u çarpıyorum 9.5 volt yapıyor. Demek ki 2000 wattlık alıcının üzerinde 9.5 voltluk bir gerilim oluşmuş. Yani o anda o var. Gücü neye düştü? 9.5 volt çarpı 0.369 3 watt. Tamam 3 watt ama hala üstüne akım akmaya devam ediyor. Onu koruyan şey yani onu engelleyen bir sistem yok yani. Diğer gerilimle 0.369 çarpı 1.58 yani kombi cihazın üzerinde de 390.5 yani 400'e tamamlayacağız mecbur değil mi? 4, zaten hesap etmeye de gerek yok. Geriye kalıyor. 390.5 volt. Bu da 50 wattlık alıcının üzerinde düşen gerilim. Evet. Normalde 230 voltta çalışan bir kombi artık 390.5 voltta çalışmaya ve artık çalışma süresi de yok yani. Bir saat mi, bir gün mü, üç gün mü belli değil yani. Ne zaman ki o kofradaki o arıza giderilene kadar mı böyle devam edecek? Ama hep böyle devam etmeyecek çünkü. Çünkü uydu alıcısı diyelim ki adam o sırada bilmeden fişini çekecek tamamen. Artık ucu boşta kalacak.
Ondan sonra yukarıdaki ısıtıcı da devreden çıkacak. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Ve hatta o sırada devreye başka şeyler, buzdolabı girecek, çamaşır makinesi girecek. Artık o sırada neler olacağını bilmiyoruz yani. Biz sadece bir öngörü yapıyoruz. Diyoruz ki şu olabilir diyoruz. Onun üzerinden gidiyoruz. Aksi takdirde yaşadığımız bizim olaylardan şu, böyle bir nötr kopması yaşandığı zaman bir mahallede, bir apartmanda onlarca cihaz birden yanıyor. Birden yanıyor, zincirlenen. O yanıyor, o yanıyor, o yanıyor. Bir bakıyorsunuz ki koridora herkes doluşmuş. Benim kombim yandı, benim buzdolabım yandı, benim çamaşır makinesinden koku geliyor. Ondan sonra benim orada bir şeyim patladı diye dışarı çıkıyorlar. Evet. Sonuç. 2000 wattlık alıcı 230 volt yerine 9,5 volta, 50 wattlık alıcı ise 230 volt yerine 390,5 volta maruz kalıyor. Alıcılardan geçen akım 0,369 amper olduğu için 50 wattlık ve 2000 wattlık cihazlar üzerinde 0,369 amper böyle kesicileri aştırmıyor. Ve biraz önce de söyledim. Alıcıları besleyen devreye girişindeki kaçak akım koruma olsun, münaper olsa dahi bu cihazlara giriş ve çıkış akımlar birleşti olması nedeniyle fark akımlar oluşmayacak. Bu nedenle bunlar da aşma yapmayacak. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi çamaşır, bulaşık makineleri, fırın gibi büyük çeken, büyük güç çeken elektrikli cihazların elektronik kartları ve küçük yük çeken ya da küçük güç çeken TV yükselticileri, uydu alıcıları, televizyon, adaptör gibi cihazların elektronik kartları zarar görmektedir. Kullanıcı girişlerine yüksek gerilim koruması için bir düzenleme yapılırsa bu tehlikenin önüne geçilmiş olur. Bununla ilgili bir tane aslında şey vardı, cihaz gerçek tasarlanmış, anlatan çalışan bir cihaz vardı. Biraz da reklam olmasın diye de adı şey yapamıyoruz tabi. Ama o cihaz isterseniz internetten gösterebilirim ben size. Mesela bir tanesini göstereyim. Mesela diyorum, hiçbir firma reklam olarak düşünmedim bunu. Böyle bir şey yok çünkü. Ben firmasının bu ürünü mesela. Hani böyle bir şey, fenomen var ya, gerçek var. Cahit Bey, hani iyi de çözüm ne diyeceksiniz değil mi? Sorunu ortaya koyuyoruz ama çözüm de göstermesek olmuyor. Bakın, giyiye takabileceğiniz bir çağrı mesela. Hem parafudur var, hem yüksek gerilime karşı normal yapıyor. Diyelim ki ayarı 270 volt ayarı galiba bunlar. 270 volt. Aynı zamanda işte B16 veya da C25 neyse istediğiniz karaktere göre bir ev tipik devre kesici özellikle olan bir şey. Siz bunu girişe taktığınız zaman mesela böyle bir cihaz, böyle değil de bu değil de mesela böyle bu türden bir cihaz devreye taktığınız anda dışarıda herhangi bir nedenle siz evde yokken veya evde varken fark etmiyor yani. Birçok yangının çıkış nedenlerinden bir tanesi bu. Bence sistemde çözemediğiniz bir arıza. Allah Allah ya bu nasıl olur? Böyle bir şeyle ilk defa rastlaşıyorum. Veyahut da ilk defa böyle bir soru geliyor dediğiniz zaman ilk bakacağınız yer nötr. Ben girişte de arkadaşlara söyledim. Ben nötre şöyle söylüyorum. Mahallenin hırsızı. Mahallede bir hırsızlık oluyor. Polis ilk defa geliyor, geldiği zaman ilk baktığı yer, o nemli hırsızlar var ya, gidiyor evlere arıyorlar, diyorlar ki sen mi çaldın, sen mi çaldın, evini arıyorlar adamı. Ben de bir arıza olduğu zaman da içinden çıkamadığım zaman ilk baktığım yer nötr. Çünkü nötr çok büyük problemlere yol açabilir. Dengesizliklere, büyük dengesizliklere, cihaz yanmalarına neden olabiliyor yani. Evet, nötr kesmeleriyle ilgili şunun
bu kadardı. Soruları alayım ama bir ara vereceğiz. Çay, kahve, bir şeyler varmış. Ondan sonra çok kısa bir sürede Türkiye'de nötr iletkeninin yeri konusunda şebekelerimizdeki farklı uygulamalardan kısaca 10 dakika bileyen kalabilir. Nötr iletkeninin direklerdeki farklı tertipleri, yerleri üzerinde. Evet. Lütfen. Hocam isterseniz soruları da aradan sonra alalım. Yok, şimdi belki giden olur diye, öbür arkadaşlar duysun diye. Bu kalabalık sorular olursa uzar. Peki. Kesitleri de ilgili bir şey söyleyecek misin hocam? Efendim? Ledde kesitleri, ledde kesitleri ilgili bir şey söyleyecek misin? Yani evet, uzun bir konu da şöyle söyleyeyim ben. Yani evet, çok uzun bir konu o. Yani biliyorsunuz. Evlerimizde nötrle toprak arasında prizlerle ölçtüğümüz bir gerilim olabiliyor bazen. Aslında sıfır olması gerekiyor. Sıfıra yakın bir değer olması gerekiyor ama ölçelim işte. Ondan sonra diyelim ki 1, 2 volt, 3 volt, 5 volt gibi değerler görecek. İşte bunun nedeni o zaman şu kamyo evet. Bakın, şimdi yani bizim nötrümüzden oluşan bir gerilim var. Pirize bakıyoruz, nötrle toprak arasında 10 voltmetreyi tutuyoruz, 3.34 volt okuyoruz. Ya bu 3.34 volt neyin nesi? Nereden geliyor yani 3.34 volt? Beyefendinin dediği gibi, nötr kesitliği gibi bir şey söyleyebilecek misiniz diye. Biz dağıtım şebekelerinde gerek trafo iniş kablolarında gerekse dağıtım şebekelerinde nötr kesitleri genellikle düşük oluyor. Şöyle yani 3x95x50 veya 3x50x25 ondan sonra hatta dağıtım şebekesinde de yani böyle aynı şekilde 3 astır artı roz patsi gibi böyle 3 bir fazla etkeni ondan sonra birin nötr bir de sokak fazı gibi bir düşük kesitti. Öyle olduğu zaman ne oluyor ama? Bakın, bizim dengeli bir sistemde dağıtım şebekesinde bahsetme mümkün değil. Niye? Yani biz bu motor değil ki her fazla 10 amper çeksin mesela. Hayır öyle bir şey yok. Bir koldan 10 amper çekiyor, bir koldan 30 amper çekiyor, bir koldan 70 amper çekiyor. O zaman nötrden bir akım geçiyor işte, dengesizlik akımı nötrden geçmek zorunda değil mi? Ama vektör olarak sıfır. Vektör olarak toplarsanız sıfır ama nötrden de işte diyelim ki bir 30 amper geçiyor. Bu bizden dolayı da olabilir. Bizden önceki, bizden sonraki alıcılardan yani tüketicilerden de gelen bir akımdan bahsediyorum. Diyelim ki sistemden o an için bu devamlı değişir. O an için 30 amperlik bir şey geçiyor. Nedir? Dengesiz akım geçiyor. Dengesiz akım nötrden geçiyor elbette. Nötrün kestiği 3x35x16 16 milimetre kare nötr. Böyle olduğu zaman 16 milimetre kare üzerinde şu nokta ile şu nokta arasında acaba gerilim farkı ne kadar dediğimiz zaman 30 amper çarpı buradaki iletkenin direnci. Burada yaptık. 30 amper çarpı 100 metre iletken 16'lık yaptığımız zaman 3.34 volt okuyoruz. Nerede okuyoruz bunu? Nötrle toprak arasında. Biz bunu bu binadaki genellikle şöyle oluyor mesela binalara geliyorlar bir sistem kuracaklar çok hassas sistem. Nötrle toprak arasındaki gerilimi ölçüyorlar. Ölçtüğü zaman diyor ki mesela burada diyor 3.34 volt var. Ben buraya bu tesisi, bu telekomünikasyon veyahut da telefon santralini kurmam diyor. Niye? Diyor ki 1 volt olması gerekiyor diyor mesela. O zaman ne yapacağız diyorsun, soruyorsun, adam diyor ki binanın topraklaması yetersiz, onu kuvvetlendireceksin. Şimdi siz bu binanın topraklamasına, olur ya mesela, 100 tane de çaksanız, diyelim ki bunu 1 ohm'a düşürseniz, 0.5 ohm'a düşürseniz, bu formülde herhangi bir yeri yok ki. Hiç alakası yok çünkü yani. Siz 100 tane topraklama çaksanız, bunun 3.34'ü 3.33'e düşüremezsiniz. Yapılması gereken şey nedir? Beyefendinin dediği gibi siz nötr kesitini yükselterek şuradaki nötr kesitini yükselttiğiniz zaman
düşen gelirler 3.34 değil de mesela bu örnekte olduğu gibi 16-16-32 yaklaşık 1.6 volta falan düşüyor. Geri kalan işte şeye düşüyor, dağıtım şirketine düşüyor. Onlar da sistemi olabildiği kadar dengeli bir sistem yapacaklar. Varsa dengesizlikler, örneğin bir apartmana girdiniz, 30 tane ev var. R fazına, R1'e 10 daire, R2'ye 10 daire, R3'e 10 daire tek faz dağıtım yapılıyorsa, 3 faz dağıtım yapılıyorsa da zaten problem yok. Olabildiği kadar dengeli bir sistemde artık telaş oluşturma veya da apartman yönetimi kendi içerisinde bir elektrik çağırarak böyle ondan sonra yani şu fazlanın yerlerini değiştir gibisinden, binanın girişinden değiştirildiği zaman işte biz bu tür toprak arasındaki gerilimi bu şekilde düşürebiliriz. Düşünmemizin yolu da nedir? Bize düşen, yani dağıtım şirketine düşen yol bu tür kesimlerini faz kesiminde yapmak. Neden fabrikalar hep böyle düşük destekliyor hocam? Yani bir şey söylemek istemiyoruz da. Yani ya 4x95 kablo. Şimdi öyle yemeğe çıkıyor şimdi ama ya çok. Hem 3.95 artı hem iyiydi. Şimdi 24.95 var mı imala? Başka şey de var aslında. Siz götür kestini düşük yaptığınız zaman mesela burada 3x35x16 bir faz toprak kısa devresinde oluşacak akım değil mi? Daha değişik olacak ama siz bunu buradaki sigortaların artmasına göre yani bir kısa devre oluşturacaksınız da buradaki sigortaların artmasını inceleyeceksiniz. O zaman burayı 35'lik yaptığınız zaman yani 4x35 kablo yaptığınız zaman örneğin bir kablo boyunun limitlendirilmesi diyor. Örneğin bir kabloyu kaç metre açabilirsin en fazla? O hattın sonunda kablonun sonunda fazla nötr veyahut da fazla fazla birleştirdiği zaman benim sigortam atıyor mu atmıyor mu? Atması gerekiyor belirlenen süre içerisinde değil mi o? 0.4 saniye, 5 saniye, 1 saniye, 0.2 saniye süre içerisinde atması gerekiyor. İşte onların atması için bizim yapacağımız hesaplar 60.909'a böyle kısa devre hesaplarını yapacağız. Minimum kısa devre hesaplarını yapacağız, kısa devre akımlarını ki bizim forma devrelerimiz çalışıyor mu diye. Çalışmadığını tespit ettiğimiz zaman da şunu göreceğiz, ötüş kesitleri yüksek olduğu zaman kablolarını daha fazla uzatabileceğim. Yani daha optimum, daha güzel kullanabileceğim. Yine bir nedeni de o mesela. Şimdi bu devrede tüketicinin yapabileceği bir şey var mı? Bu devrede tüketici yapabileceği hiçbir şey yok. Evet. Ya ben onu söylemeye çalışıyorum zaten. Yani bu dağıtım şirketlerinin sorumluluğu gelen elektrik kablolar, sizin binanızda yapı bağlantı hatta sayaca kadar artık sayaç da onları biliyorsunuz. Sayaç da dağıtım şirketlerinin. Çünkü bizden bedel almadan değiştirdiler. O dağıtım bağlantı kablolarını bile onlar artık bir herhangi bir şey olduğu zaman onlar değiştirmek zorunda biliyor musunuz? O diyelim ki size apartmanınıza gelen kablo var ya, kablo bir hasarlanırsa müracaat açma olmayabilir. Bu yapılmaması gecikmenin ya aşırı akım, aşırı kaçak akım değerlerinden dolayı diyor. Ha, doğru söylüyorsunuz. Şimdi rötürün kesildiği halde aynı zamanda sistemde de diyelim ki benim evimde harmonik olan üreten bir cihaz vardı. O zaman benim harmonik sizin evinize de gitmiş oluyor. Ama bu kaçak akım rölesi üzerinde ne gibi bir etki yapar? Bir açma yapabilir. Açma yaparsa zaten sorun ortadan kalkar. Evet. Çay kahve arası verelim. Tamam, 10 dakika sonra devam edelim. Ama kısa sürecek 10 dakika. Arkadaşlar yarı yarıya azalmışız. Önemli değil. Zaten konumuz bittiydi. Bu biraz ikinci bir konuydu. Böyle bir eğitim, bakın aslında biraz önce anlattığım konunun İzmir Tesisat Kongresi'nde ben bildiri olarak sundum onu. 15 dakika her şey bittiydi. 15 dakikada bittiydi yani. Burada da öyle olacak. Ama ben biraz
kaçak akım rölelerini ekledim. Biraz ondan sonra nötr kesitlerini biraz söyledik. Nötrden söyleyebilecek bir şeyler varsa içerisinde nötr kelimesi geçen istese bir parça bir şeyler anlatayım diye anlatıyorum mesela. Şeye ayak uyduramadı. Yani bu kıza ayak uyduramadı. Dolayısıyla yapılan tesisle bir standarda bağlı kalınmadan yapılan tesisler haline geldi. Nasıl mesela? Diyelim ki orada bir tane ev vardı. O eve bir faz bir nötr kablosu gidiyordu. İletkeni gidiyordu. Havai hatla diyelim ki. Ondan sonra o kısımda evler 2-3 tane daha oldu, 5 tane daha oldu. Dediler ki bir faz olmasın 3 faz yapalım dediler. Bu sefer 3 faz iletkeni daha çek, 2 faz iletkeni daha çektiler. Direkt de oldu 4 iletken. Dediler bu yol aydınlanmayacak, aydınlanacak. Bir de faz, sokak fazı çekelim dediler, bir de sokak fazı çektiler. Ama bu sırada atladığımız bir şey oldu. Evet, oradaki sokakları aydınlattık. Evlerde elektrik aldı. Hiçbir problem yok. Ama bu sırada şu olmuştu. Bizim direklerdeki nötr iletkeninin yeri artık en üstte kaldı. Nötr iletkeni en üstte kaldı. Eskiden üstten gidiyordu ikisi de. Alttaki iletkenden 3 iletken daha ilave edince bir baktık ki bizim nötr iletkeni en üstte kaldı. Bazı yerlerde ortada kaldı, bazı yerlerde altta kaldı. Gerek İl Bankası, gerek belediyeler, bir zamanlar belediyeler yapıyordu. Ondan sonra şeyleri, İl Bankası projeleri, kasabaları, köyleri şeyler yapıyordu. İl Bankası yapıyordu. Sonra belediyeler bir ara yapıyordu, işletme bakımını. Yapıyordu, belediyelere de ediyordu İl Bankası. Köy elektrifikasyonu, köylerdeki hatları yapıyordu. Şehirlerde nötr iletkeni başka yerde, köylerde başka yerde. Nasıl yani? Aslında nötr iletkeninin olması gereken yer, evet. Şey diyor ki, elektrik dağıtım şebekeleri genel teknik şartnamesi diyor ki, nötr iletkeni diyor, en altta olmalı. En altta olmalı. Nötr iletkeni mavi olmalı. Veyahut da mavi olmuyorsa diyor, mavi olmuyorsa da yani değişik bir izolatör rengi olmalı. Veyahut da diyor, altındaki demiri boyamalısın diyor. Yani o bir kişi şebekeye gittiği zaman nötr iletkenini diğer bakarak şu nötr iletkeni diyebilmeli. Ama bizde şöyle oluyor genellikle nötr iletkeninin yeri bakın TEDAŞ'ın dağıtım kitabı şeyde enerji nakilatları ve alçak gerilim, orta gerilim elektrik dağıtım tesislerinde topraklamalara ait uygulama esasları 2001 diyor. Ankara el kitabında işte TEDAŞ'ın şeyi bu. Bakın burada gördüğünüz gibi nötr iletkenliğin yeri nerede? 2006. Yani 5 iletken var ya. 2006 gibi görünüyor. Ama elektrik dağıtım tesisleri genel teknik şartnamesi de diyor ki en altta olmalı izolatör farklı bir renk mavi olmalı. Mavi değilse diyor şu alttaki diyor traversi diyor şurası mı diyor şu traversi diyor boya diyor. Kırmızı veya da herhangi bir mavi renkle boya ki senden sonra giden adam artık nötr iletkenin yerini aramasın diyor. Bakın aynı TEDAŞ Genel Müdürlüğü. Halbuki TEDAŞ Genel Müdürlüğü elektrik dağıtım şebekelerinde çalışacak elektrik teknisyenlerine ve teknikerlerine verilen elektrik kuvvetli akım testlerinde çalışma yetki belgesi, biz buna EKAT diyoruz. Eğitimlerinde, ders notlarında işçilere, teknisyenlere şöyle öğretiliyor. Diyor ki bizim şebekelerimizde nötrün yeri diyor en alttadır diyor. Bakın en alttadır. Sokak fazı da diyor 2'nin altındadır. Biraz önceki örnekte sokak fazı 2'nin altındaydı. Aynı TEDAŞ Genel Müdürlüğü eğitim verirken nötrün en altta diye gösteriyor. Peki başka, bizim teknik derleme vardı, rahmetli Belayten'in kitabında nasıl yazıyor mesela. İşte orada da yine aynı şekilde sokak fazı, onu döndürün, nötr 3'ün altı, 3'ün altı, sokak fazı da 2'nin altı. Şimdi, yönetmelikleri zaman içerisinde günümüz şartlarında
dönüştürülmemesinden dolayı mesela şöyle bir şey var. İlla 5 iletken olmak zorunda mı? Değil mi? 6 iletken yapıyorlar. Sokak fazı 2 yapıyorlar. 2 sokak fazı olan yerler var. Peki 2 sokak fazı yapılan yer varsa demek ki sokak fazı biri buradaysa biri de buraya almak zorundayım. O zaman nasıl hangisi olacak? Demek ki buradan çıkan sonuç aslında şu. Bizim nötr izolatörümüz mavi olsa aslında biz her sorunu çözeceğiz. İsterse zaman içerisinde o en yukarıda kalmış olsun. Sen izolatörü mavi yaparsan hiçbir problem yok. Yanlış bağlantı yapmaz. Seminerlerde hiç böyle bir şey söylemiyorlar. Ben de birlikte çalıştım arkadaşlar. Kumburgaz'a gitmiştik. İstanbul Kumburgaz'da bize hatlarla ilgili. Bizi benim biraz önce anlattığım gibi anlattılar. Evet, bak, bu şekilleri göstereceğim. Böyle şekilleri göstereceğim de. Ama boyama şey etmemişler hiç. Rafine etmemişler. Evet. Ben de onu söylüyorum zaten. Yani bir problem var, bir eksiklik var da bu eğitimde midir, yönetmelikte midir veyahut da hepsiyle beraber midir? Mesela bu TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün yetki belgesi eğitimi ders kitabı 1988. Ondan sonra birçok arkadaş belki daha o tarihte olmadı. Ondan sonra bakın 4 iletkeni yine 3 iletkenin en altında görüyor. Ağaç direklerde. Ağaç, bu demir direklerde de aynı şekilde. Evet. Bakın, köy elektrifikasyonu proje rehberinde. Atilla Ulusoğlu Bey hazırladı. Köy elektrifikasyonu proje rehberinde AGK rolü atamasını gösterirken yine nötr iletkenin yerine, tabii ben aslında kanalın atamasına bakmıyorum. Acaba iletkenlerin ne şekilde nötr iletkenin yeri görüyorsunuz yine en altta. Yine en altta. Ya niye en altta? Efendim? Niye en altta? Şey, yani bir araç altından ya geçtiği zaman gerilim ve bölümlere çarpmasın diye veyahut da korktuğu zaman iletken yere düştüğü zaman faz iletkeni değil de nötr iletkeni düşsün de güya insanlar çarpılmasın. Daha değil. Sadece o değil. Başka? İnsanlar o direğe çıktığında ilk defa nötrle karşılaşmaz. Bir de o. Gerilimle karşılaşmaz. Evet. Teşekkür ederim Ali abi. Doğru mu? Güzel. Yani o da var elbette. Evet, burada da mesela bu hangisiymiş? Uzatmayın dedim, uzattım böyle. İlla Bankası Genel Müdürlüğü'nün 1976 yılında Enerji Tat Karabakır Tastikli Alçak Gelin Orta Gelin Alçak Gelin Elektrik Tesislerinde muhtelif topraklamalar yapılması hakkındaki yayında da yine nötrü, o zaman ilk direklerde yapılıyor. Nötr ilk direkte topraklanmış. İşte yine en alttaki iletken olarak gösteriyor. Yani ben literatürde, yani bugüne kadar oluşmuş literatürde kaynak elimde hep benim olduğu için çok evvellere ulaşabiliyordum yani. Bizde geçmişten çalışıp, bizde usta çırak ilişkisi hala devam ediyordu. Şükrü abi ondan sonra o da diyordu ki al şunlara bak Cahit dediği şeyler burada var diyordu. Ben de alıp onları kullanıyordum. Onun için bu kadar şey ulaşabiliyordum. Kenan Hoca'nın kitapları var diyordu. Uçkun mu? Uçkun. Evet. Var bende de. Çok kitabım var benim ya. Yani ne olur. Yani belki 500 kilo kitap var. Şimdi yani artık tane ayrıntı olarak demiyor da yani. Çünkü her taraf dolu artık kitap. Şimdi bazı dağıtım şirketlerinde de şimdi hep fark edersiniz bir dağıtım şirketine gidin. Deyin ki sizin nötr iletkeniniz direklerde nerede deyin. Diyor ki mesela biz de diyor Elmadağ'da diyor içinin altında çağırıp diyor. Kırıkkale'de ikisinin üçün ortasında diyor. Öteki diyor ki vallahi biz de diyor orada bu mahallede böyle bu mahallede böyle diyor. Tamamen bir karışık bir sistem var. Hatta bazı dağıtım şirketlerinde faz iletkenin nötr iletkenin üçün ortasında kalmış. Sokak fazı en altta. Bilerek böyle yapıyorlar mesela. Peki sonra da çekilir. Şimdi bilerek de böyle yapıyorlar. Dağıtım şirketlerinde işte biz mesela el kitabı altı öyle gösteriyor diye biz sokak fazını hep kırmızı veya arkadan baktığımızda biri ve ikinin yerlerinin değiştiği mahmur. Ama sizin dediğiniz gibi ikinin altında nötrün olması her zaman için sağlıklı. Şurada o zaman hem birinin yeri değişmemiş olur.
kimin altında olursa ne? Evet, kimin altında, üçüncü daima kimin altında olursa her zaman M1'in yerine, şey, 1'in yerine, 2'nin yerine, 3'ün yerine sabit görebilirsin. Yani siz şu an öğrenen ve arkasına baksan da sistem değişmez. Yok, şuradan olsun diyorsun. Hayır, şu an. Evet, evet, ona diyor. O kimin altında olursa, direğin önünden de baksan, arkasından da baksan, nötrün yeri 2006 diye düşünerek, birin yeri, ikinin yeri, üçün yeri daima sabit. Şükrü abi, ben şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi olabilir. Bir karar verilir, denir ki zamanında, ikinin altı nötr olsun denirdi, hiç itirazım yok. Veyahut da denirdi ki, nötrün yeteneğin en üstü olacak denirdi, yine itirazım yok ama standart hale gelirdi, herkes aynı şeyi bulardı. Onda problem yok. Yani neresi derse desin, benim başın üstünde yeri var, onu Ali abim dediği gibi alttan ulaşan emniyet açısından böyle olur, kamyon geçerken böyle olur, iletken yere düşer böyle olur. Teknik gereklerin ayrıca tartışır, daha sonra derdik ki, ondan sonra evet biz böyle düşündük ama bu uygun değil, biz üçün altını alalım ileride diyebilirdik mesela. O teknik bir şey. Ama yönetmenliğe geçtiği zaman artık onu uygulamak zorunda değil mi teknik insanlar? Ama gördüğünüz gibi dağıtım şirketlerinde nötr iletkeni burada ortada kalmış ya. Bazı dağıtım şirketlerinde nötr iletkeni yukarıda bile kalabiliyor. Kesilmesinde kaçak rölelerin neden çalışmadığını anlatmak için. Ev tipi devre kesicilerin, termik mühendis şartlarının veyahut da sigortaların akım zaman değerlerini detaylıca bilmek gerekiyor. Örneğin 100 amperlik bir sigortanın 5 saniyede açabilmesi için üzerinden 500 amper geçmesi gerekiyor. 500 amper. 100 amperlik bir sigortadan 120 amperi geçerseniz 150 yılda geçti atmaz. Kaldı ki bizim dediğimiz sistemde toprağa veriyor, topraklamadan geçiyor, artı topraktan geçiyor, koruma topraklamasından artı işletme topraklamasından geçiyor. Onların bir direnç değeri var. Dolayısıyla değil böyle 100 amper, 200 amper, 10 amper, 20 amper ile geçmiyor da sigortaları elbette ki attıramıyor yani. Böyle bir şey. Sonuç, demek ki Türkiye'de her noktada ama her noktada özellikle genç arkadaşlar dağıtım şirketlerine gittikleri zaman veyahut da bir kişilik olur veyahut da bizim arkadaşlarımızın en büyük problemlerinden bir tanesi şu. Arıza ekibi gidiyor mesela veyahut da bir yere lamba takacaklar veya bir abone, bir apartmanı bağlayacaklar. Nötrün yerini bilmiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bir önceki, bir sonraki direklere gidiyorlar, sokak lambalarına bakıyorlar. Sokak lambaları fazla nötr arasında, oradan diyorlar ki bu nötr diyorlar, ilerisini takip ediyorlar. Oradan apartmana giden nötrü o şekilde bağlıyorlar. Hem iş kaybına yol açıyor zamanla onlara, hem de şey yol açıyor, nedir? Çalışanların çalışma güvenliğini de riske giriyor. Peki ne olmalı? Öneri, sonuç. Peki siz nötr iletkenin yerini bağlam bilmiyorsan ne yapabilirsiniz? Nötr iletkenin yerini apartmana giden nötr veriyorum diye faza bağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bütün abonelere çift faz verebilirsiniz. Cihazları yakabilirsiniz. Başka yanlışlıkla sokak fazına bağlayabilirsiniz. Nötr yerine. Akşam olunca evlere çift faz gider. Veyahut da tesadüf aynı fazla elektrik alamazlar. Adam demiyor ki elektrik bağladın ama bizim elektriğimiz yanmıyor. Veyahut da siz gittikten sonra bütün lambalarımız patladı, cihazlarımız da diyebilirler. Demek ki, evet, özetle. Yani, kesitler de farklı olmuyor. Kesitler de farklı olmuyor. Yok, kesit farklı olmuyor, 5 olsun. Hocam 5 olur mu? Hepsi aynı kesin. Sistem ne olmalı? Sistem boyanacak, başka çaresi yok. Değil mi? En güzel o yani. Evet, işte ben de, benim önerim de bu. Bütün her. Şimdi bizim elektrik dağıtım şebekeleri genel teşkil şartnamesi şey yapmış aslında. Demiş ki nötr iletkeni en altta olmalı demiş. Nötr iletkeni mavi olmalı, şeyin, izolatörü. Veyahut da demiş, o mümkün değilse altındaki demir boyanmalı demiş. Ondan sonra aynı şekilde şeylerde de deve boynu boyanabilir ağaçlarda da. Ben de diyorum ki bir, mutlaka surette en kolay yöntem olarak nötr iletkenlerini, izolatörlerini, nötr izolatörlerini bugünden tez yok mesela dağıtım şirketleri değiştirmeye başlamalı.
başlamalı. Peki yani bu zor geliyorsa ilk planda ekiplerin yanında bir tane mavi sprey boy olacak. Tespit ettiği, %100 emin olduğu yere benden sonrakilerine açılsın veya bir sonraki tekrardan aynı şeyi, aynı zorluğu yaşamayayım diye hemen alt taraftaki demiri boyayacaklar maviye. Veyahut da kırmızıya. Yani orada çünkü normalde bir renk yok yani, hiç boya yok. Siz onu hangi renge boyarsanız boyayın, bir sonraki adamın ilgisini çekecek yani. Ve sokak fazı için de mesela nötr, yani nötr etkeninin yeriyle ilgili şey var literatürde. Diyor ki işte en altta olmalı. Ama sokak fazının yeri hakkında hiçbir şey yok. Bence de sokak fazı da nötr üstü olmalı ki evet. İşte sen şu çatlak bağlantının üzerine geçirmeli diye. Evet. Bunlar tek devre iş. Çift devre yapmak istersek. İşte ben de onu diyorum işte. Gelişen şeye göre ben dedim ya mesela çift mesela sokak fazı olursa ondan sonra o zaman ne olacak yani? Evet. İşte o da oturur tekrardan ondan sonra işte çift devre olursa nasıl olur? Var mı çift devrede? Var. Aye. Var. O katlı bir apartmanı düşün. Kesedini yürüyor. Şu zaman çift devre bilmiyorum o kadar düşün. 6 tane 12 tane çift devre düşüyor. İkinci bir apartman var. Ne yapacaksınız? Çift devre düşecek. Direkler aslında olabilir. Yani artık yer aslında. Çifte olur, üçte olur. Başka bir şey ama daha söyleyeyim mi ben size? Hani, bakın. Müşterekler. Birisinin yaşadığı tecrübeyi almak ve onu değerlendirmek bence en mükemmel şey. Kendiniz yaşamayın yani. Benim anlattığım onun için aslında bütün anlattıkları bir tarafa bırakın. Şu tecrübe dahil, anlattığım şey dahil her şeyin önüne geçiyor. Bizim arkadaşlarımız yargılandılar biliyor musun? Neden yargılandılar? Sokak lambalarının, daha doğrusu halk dilinde sokak lambası, armatürlerin yeri nerede? Ben buraya doğrusunu çizdim. Ama yapılırken nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Direğinin tepesine koyuyor, şuraya takıyor, buradan yapıyor. Tamam mı? Şimdi bu dönse bile rüzgarda herhangi bir yere değmiyor. Ama şurada olduğu zaman üründe olduğu gibi. Hadi oğlum yavaş yavaş. Ondan sonra şey dönüyor. Sokak lambası ortaya takmışlar veya üste takmışlar. Lamba dönüyor. Ondan sonra fazla temas ediyor. Ondan sonra gövdesine elektrik geçiyor. Şuraya değindi. Demir direk. Gövdeye elektrik geçiyor. Gövdeden geçiyor. Gövdeye de kadın eve yakın diye çamaşır keli bağlanmış, eve bağlı, çamaşır asar, kemirliyor. Evet, sadece ne diyor bilirkişim, elektrik mühendisliğin gibi giden bilirkişi ne diyor biliyor musunuz? Neden diyor bu armatürü Ar-Ge travesine bağladım, nerede yazıyor diyor. Ya. Ben de diyorum ki, Türkiye'de bakın, bir tane böyle görebilir misiniz? %99'u buralarda. Hani biraz daha yukarıda olsun da daha yaygın aslında. Gördünüz mü? Her şey düzelsin. Ne oldu hocam? Projeci mi gitti? Bilmiyorum. Hadi biraz sonra. Bundan 15 sene öncesini, 12-13 sene öncesini parasıyla adam başı 40 bin lira ödediler. Bizde de şöyle bir şey olmuştu hocam. Ayge, Oge müşteri kattıydı. Ayge'yi kesiyorlar, Oge'yi kesmiyorlar tabii. O zaman işte köylere acil gitmesi gerekiyor, sokağı aydınlatması falan. AG'yi kesip OG'yi kesmeyince öyle iki kişi olmuştu. Aynı direkt de yani ikisine. Bakın bu sokak fazıyla ilgili şeyleri sıklıkla duyuyorsunuzdur. Çok hayvan ölüyor mesela, insan ölüyor. Televizyonlara, haberlere pek yansımıyor. Elektrik kazaları diye girerseniz bundan daha Mayıs ayında mı ne? Sivas'ta yine böyle benim bir buluşum var. İşte Gencer metodu diye adlandırdık böyle. Nötrle toprak arasında trafoda gerilimi ölçüyorum ben. Bu voltaj aslında normalde 2-3 volt civarında olması gerekiyor. 1-2-3 ondan sonra her trafonun bir karakteri var böyle. Daha önce gidiyorsun bakıyorsun bu trafo kaç volta çıkabilir en fazla normal vaziyette. Kısa bir yerini biliyorsun. Nötr ile toprak arasında AG panosunda çıkış
nötrle toprak arasındaki gerilimi ölçüyorum ben, 1-2 volt olması gerekir diyorum. Ama ne zaman ki hatta sokak ileti, sokak fazı ondan sonra diyelim 1'e düşerse, su birikintisine düşerse, 1'e değerse, balans yandıysa, lamba dönüp de ondan sonra izolatör çatlağı, ancak gerilim hatlarında varsa, o zaman devreden geçen akım geliyor, işletme topraklamasına bir gerilim oluşturuyor. Bu oluşan gerilim de onun o normalde 1-2 volt görmen gerekeni 20, 30, 40, 50 volta çıkarıyor. O zaman ben de o voltajı ölçüyorum işte. Ondan sonra diyorum ki bu şebekenin herhangi bir noktasında bir sıkıntı var diyorum. Bu Sivas'ta uygulanmaya başlandı. ARGE projesi olarak EPDK'ya kabul ettirildi. Ondan sonra ve 10 tane şu anda pilot uygulaması başladı. Bütün trafolarına takacaklar şimdi. Herhangi böyle bir arıza durumunda tespit için. Olayı söyleyeyim ben size. Şu armatürü götürüyorlar, ortaya takıyorlar. Ki eskiden takılmış canım yani şimdi. Ondan sonra benim cihazı da, yani benim yöntemi de götürüyorlar, o trafonun o panosuna takıyorlar. 3-4 gün sonra oradan Akif Bey beni aradı. Cahit Bey dedi, ondan sonra efendim Akif Bey, dedi ki biz dedi senin dedi buluşu sistemimize taktık. Zaten benimle itibat halindeler, tamam. Ne oldu? Dedi ki Karşıyaka Mahallesi'nden dedi, sabah geldim ki SCADA sistemine 20 volt düşmüş. Ondan sonra sabah 6'da da kesilmiş dedi. Ben de dedi aydınlatmadan olabileceğini tahmin ettim dedi. Gitmişler işte yerine, ondan sonra o şalteri kapat, bunu kapat, bunu indir derken direği bulmuşlar. Ondan sonra bu lamba dönmüş direğe, yani rüzgardan dolayı direğe çarpmış. Buradaki şeyi kırmış. Nedir? Camını kırmış. Lambası şey değiyor. Direğe değiyor. Şuraya değiyormuş. Ya şuraya değiyormuş burada. Ondan sonra yapıyorlar bu şekilde. Yani burada şunu söyleyeceğim. İzolatörün rengi farklı değil. Armatürün yeri hatalı. Ondan sonra olunca böyle kazalar veyahut da yaralanmalar arızalarında olmasının önüne geçmenin pek imkanı görünmüyor.